Herkese merhabalar sevgili dostlar, videoma hoş geldiniz. Bugün farklılık olarak kameralı bir şekilde video çekmek istedim. Aslında kameram çok kötü olduğu için istemiyordum çekmek yeni bir düzgün bir kamera alana kadar. Ama şöyle bir dedim, bu sefer de bir farklılık olsun, kameralı bir şekilde video çekelim. Bugün oynayacağımız oyunun adı da Otosel Life diye bir oyun. Oyun şu an erken erişimde. Ben her zamanki gibi yine bir erken erişim oyunu oynuyorum. Sanırım yanlış bilmiyorsam bir Türk oyunu bu. Öyle okudum, öyle gördüm ama emin de değilim açıkçası. Bu oyunda ne var? Bu oyun şöyle, gene diğer otomobil, araba simülasyon oyunları gibi aynı şekilde araba alıp satıyorsunuz. Sanırım onun da ekstra olarak modifiye etme falan da var diye gördüm. Yanlış görmediysem eğer ki. Evet. Prolog versiyonu indirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Pekala. Tamam. Tamam, geçelim. Bulunduğum yere ulaşmak kolay olmadı. Peki. Pek çok fedakarlık yapmak zorunda kaldım ve bu fedakarlıkların karşılığını aldım. Her şey istediğim gibi oldu. Ta ki o güne kadar. Sanki o güne kadar. Evden çıkıp işe gitmek için arabanıza binin. Grafik ayarlarını keşke bir yapsaydım. Sanki ekran yırtılmaları var gibi görüyorum. Şu an bayağı yavaş dönüyorum böyle. Yatay yanına da yani küvet koymak da çok epik olmuş gerçekten. Biz zenci miyiz? Aynen, zenciyiz. Çok epik olmuş da burası sanki otel odası gibi. Burada duşakabin var. Aynen, burada da küvet var. Burada da yatıyorsun yani. Yuvarlanarak bütün işlerinizi halledebilirsin. Otelin içinde, odanın içinde, özür dilerim. Burası giyinme odası. Giyinme odasına bu kadar yer ayırana kadar bence burayı banyo yapsaydık. Güzelmiş ev. Ev çok hoş. Ekran yırtılmaları var ya. Bu hiç iyi olmadı. Çok iyi. Salonumuz güzel. Severim böyle açık renk. Salon güzel. Burası mutfağımız. Güzel. Çok hızlı hareket etmiyorum. Yani zaten görüntü kalitesini şu anlık çok iyi beklemiyordum açıkçası. Çünkü erken erişimde sonuçta, hala hani yapım aşamasında olduğu için çok da bir şey beklememek gerekiyor. Umarım çıktığında daha da iyi olacaktır. Şurası evin kapısıdır diye düşünüyorum. Sanırım öyle. Evet. Araca bin. Aracımız da güzelmiş. Biz üstümüz ağırlık mı taşıyor? Gölgemiz var. Çünkü birçoğu simülasyon oyunlarda genelde bu olmuyor yani. Merhaba. Saçların efsaneymiş ya. Nerede kestiriyorsun acaba? Bak, ben bu tarzı kestiremiyorum hiç. Berberim yapamıyor şunu. Efsanesin. Kombik çocuk. Şimdi aracımıza binip gideceğiz. Görüntü kalitesi böyle gibi. Net değil yani. Çok aşırı bulanık. Ve karakter çok ağır hareket ediyor. İnanılmaz. Şifle falan da koşmuyor. Mustang'in amblemine benziyor. Neyle? Ha, eflen sürecekmişiz. Pekala. İş yerine gidin diyor. Ama motorda çalıştıracağım. Oo. Arabayı hareket ettikçe bakın ekran oynuyor. Ha bak, bu güzel bir detay. Her yer kilitli gözüküyor şu anda. Arabayı içeri sokmam gerekiyor mu acaba, bilemedim. Ama burası bir yol. Yani ben bunu en azından kaldırma çıkartmam. Durur musun? Dur. İn arabadan.
Bilemedik. İn. Yapabilirsin. Oyunun sesini çok kısmışım galiba. Aa, arabamı ittiriyor. Gençler sakin olun. Öldü. Yayılır saygı olmasın ya. Ben ne yaptım? Arabamın üstüne gittiler. Ben ne yaptım? Onlar benim arabama zarar verirken sıkıntı yok. Yol vermedim diye mi bunların hepsi? Sen gel bak İstanbul'da bir yaşa görürsün yayıya saygıyı. Önce ben geçeceğim. Önce ben geçeceğim. Burnumu çıkartmışım arkadaşım. Duracaksın ya. Duracaksın. Burnumu çıkartmışım. Şimdi bir şey diyeyim. Ben arabayı nereye bırakacağım peki? Ben de içeriye arabayla girerim. Neden olmasın ki? Belki öyle oyun. Dur artık. İşlerine girme, çalışmaya başlayın. Ha, tamam bak orada çıkartmamasının sebebi kaldırımda arabayı bıraktığınız içinmiş. Burası o zaman benim garajım galiba. Burası bana mı ait? GM garaj. Güzel. Güzel arabalar var. Ben bunu beğendim. Merhaba hanımefendi. O kapri şortun altına hiç topuklu ayakkabı olmuş mu? Öyle o kafandaki şapka, kep. Gözlerim kanadı. Ne yaptım? Şüpheli içeri girdi. İşte başlıyoruz diyor. Beni mi avlayacaksınız? Öyleyse kaçayım. Oyuna da böyle başlamaz. Hayatımın en güzel günleri, bana en yakın olanların ihanetiyle sona erdi. İşim, ünüm, param, hepsi gitti. Bırak. Şimdi intikam için yeniden başlama zamanı. Artık yeniden başlama zamanı. Evet, bu müzikle telif yemeyiz inşallah. Umarım sesler size iyi geliyordur. Umarım ayarlayabilmişimdir sesleri. Seslendirme falan olması hoş ya. Hapse atmışlar bizi. Ben hala burada telif melif diyorum. Hapse atmışlar bizi. Ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben yani? Ne yaptım? Ne yaptım ben? Burası niye kırık böyle? Burası benim odam mı acaba? Demiyorum ki. Şu karakter. Ufak bir oyun yarı Türkçe yarı İngilizce oldu. Ana sesi biraz yükseltelim. Bir tık daha. Evet. Sanırım daha iyi oldu diye düşünüyorum. Az önce bayağı ses yoktu. Ben de duymuyorum. Burası bir hapishane. Bana bir sigara getirsene be. Sen bana bir sigara getirtirsin gibi. Bunun da eğilme yok galiba. Yok. İlginç. Merhaba. Siz hapishaneye girmek için biraz fazla elitsiniz. Ya giyim kuşamlara bak çok tatlılar. Bu da şu da Morgan Freeman'ın sarışın haline benziyor. Bu da Rick. The Walking Dead'deki Rick. Ama biraz sakallar beyazlamış. Aynı ona benziyor. Seni kimseye benzetemedim. Burada şu an ne dönüyor acaba? Yani ikiniz de suçlu musunuz mesela? İkiniz suçluysanız sen niye çıplaksın? Sen niye takım elbise, gözlük ve şapkayla geziyorsun? Değişik. Tabldot yemeğimizi alalım. Ve otur yemeğini ye. Sağ ol. Tamam. Oturacağım ve yemeğimi yiyeceğim. Şu an oturan kişi benim. Hücrene geri dön. Hücrene geri dön.
Karadeniz'de gemileri mi battı dayı? Alt üstü. Hapse girdin yani. Aynen. El kol yapma bana. Burada ne var? Ne mi olta atıp duruyorsun? Aynen, burası benim hücremmiş de giremiyorum, giremiyorum. Hücreme giremiyorum. Bugün özgürlüğümü yeniden kazanmanın eşiğindeyim. Uzun zamandır bir hapishanenin duvarları arasında hapsoldum. Geçmişimin hatalarıyla yüzleşmek zorundayım. Pişmanlıkla dolu günler geçirdim. Ama şimdi hepsini geride bırakmanın zamanı geldi. Bugün yeni bir başlangıç yapmak için cesaretimi toplayarak şehre doğru yola çıkıyorum. Bu geçmişi geride bırakarak yeni bir hayat kurmak istiyorum. Yıllardır içimde beslediğim bir tutkuyu gerçekleştirmek için adım atmaya karar verdim. Şehirde bir otomobil galerisi açmak istiyorum. Arabalara olan tutkum ve motor seslerinin verdiği heyecan bana bu çabayı sürdürmem gerektiğini gösteriyor. Hayatımın kontrolünü elime almak ve kendi kaderimi yazmak istiyorum. Seslendirme çok iyi yalnız. Bence diğer Türkçe seslendirme yapılan oyunlara göre bu gerçekten seslendirmesi güzel. Gidip teslim alma noktasından eşyaları teslim alıyor. Seslendirme iyi, hikaye fena değil. Ama biz girdiğimiz gün mü çıkıyoruz? Orasını sanki birazcık atlamıştır. Evet. Ben herhangi bir işaret göremiyorum. Ama burası kafeterya. Çekil önümden. Önümden çekil. Dur, şurada işaret gördüm. Evet, tamam. Shift şimdi geldi. Koşma. Evet. Bir tane telefon. Anahtar. Fotoğraf herhalde bu. Bu da çantamız. Evet. Eve gitme zamanı. Açın kapıları. Otomobil şampiyonu geliyor. İnşallah. Olacağız yani. Müzikler çok iyi. İnşallah telif yemeyiz. Çok iyi giriş yapmışlar. Renkler de birazcık böyle bir... Renkleri biraz daha hani... iyi yapsaydınız. Benim de monitör bozuk. Garantide şu an kötü bir monitörle oynuyorum. Belki görüntüyü ben kötü görüyorum, bilmiyorum. Kendi monitörümün görüntüsü çok iyi aslında. Bu baya kötü bir monitör. Ama işimi görüyor mu? Görüyor yani. Şu anlık. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Bu senin evin. Biraz eski ama şimdilik idare eder. Uykunuz geldiğinde yatağınızı dinlenmek için kullanabilirsiniz. Oyun içerisinde yapabileceğiniz pek çok aktivite bulunmaktadır. Bunları öğrenmek için gelişiminiz için çok önemlidir diyor. Tamam. Birkaç ipucu. Oyunda araç alıp satmanın yanı sıra sahip olabileceğiniz farklı işletmeler de bulunuyor. Oto yıkama, otopark gibi. Ekstra pazara para kazanmak için şoförlük ve kuryelik yapabilirsiniz. Beceri puanlarınızı arttırarak oyunda avantaj elde edebilirsiniz. Araç satarken onu ne kadar temiz ve hasarsız sattığınız iş yıldızınızı etkileyecektir. Oyunda ayrıca hikaye görevleri de mevcut. Bunların kilidini açmak için işinizi büyütmeye devam edin. Falan pişman. Tamam. Tamam, görüntü kalitesi bende mi kötü? Anlamadım. Ama her şey yüksekte değil mi? Aa, sinematik ne ya? Görüş mesafesi aynı dur. Sinematik var. Düşük, orta, yüksek, epik. Yükseğin de üstü herhalde bizimki. Şu an sinematik uygula desek. Bir bakalım. Yani birazdan netleşti gibi renkler. Ya galiba böyle bir renk kombinasyon yapmak istediler. Biraz bana şey soluk geldi yani. Sadece. Ne yapmam gerekiyor benim?
Dışarı çık ve seni bekleyen satıcıdan ilk galerini satın al diyor. Müzik, foto, çanta. Envanteri de B'ye atmanız ilginç olmuş yani. Normalde ya I'dır ya da Top'tır yani. Skill'ler I'da diyor. Jobs, R, Taksi, Map falan pişman. Tamam. Çok değişik ya. Bayağı pis bir tuvalet. Bayağı pis bir banyo. Pis bir mutfak. Ondan sonra ben de diyorum bu evi nereden hatırlıyorum? Bir tane korku oyunu vardı. O korku oyununda aynı evi kullanmışlar. Aynı ev. Çünkü şurada şeyler vardı. Aynı böyle böyle iş aletleri vardı. Aynı yani. Şuradan var ya bana bir tanıdık geldi. Aynı haritayı alıp kopyalamışlar. Eğer bunların üstünde poşet de vardı o korku oyununda. Adını hatırlamıyorum tabii oyunda. Bir yerde ışık vuruyor. Işıkları kapatabilir miyiz? Ha buradan uyuma. Ha koltukta uyuyacağız ya. Değişik, ilginç. Tamam. Hoppa. Durmuyor. Arabalar durmuyormuş. Auto Gallery. Senin tipin hiç bana tekin gelmedi. Sende tam bir avukat tipi var. Biraz boşama zamanla daha iyi görmesin. Umuyorum ücreti getirdiyseniz transfer işlemi tamamlayalım. 30 bin istiyor. 35 binim varmış benim. Daha ucuz bir dükkan yok mu? Cadde üstünde olmasına gerek yok. Ara sokakta olabilir. Galerine isim ver. Tamam. Ve zorunda mıyım? İsim vermek için zorunda mıyım? Nereden vereceğim ismi peki hocam? Onu da bir hani söyleyeydin iyiydi. Böyle bir dükkan. Hoş. Çiçeklerimiz falan da var. İyi. Galeri tasarımı, araçlar, reklamlar. Borsa, fatura ve işletmeler var. Şuna tıkla diyor. Tıkladım. Galeri adı. Heh. Tabii ki ananas yazacağım. Ben şöyle de ortalayacağım. Okey. Bunlar ne? Ha, yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Sağa sola. Yani şuraya benim. Şunları çek. Şöyle ortalarsak. Galeri maleri cart çut yazmayacağım ya. Okey tamam oldu mu? Neden olmadı? Onayla diye bir tuş görmedim ben ya. Tamam bir daha deniyorum. Galeri adı. Tamam, okey. Bunu nasıl okeyleyeceğim ben? Ha, kamera. Heh. Allah'ım. İlk arabanı satın al diyor. T tuşunu kullanarak pazara gidiyor. Ardından ilk aracını satın al diyor. T'ye bastım. Araba pazarı git. Değişik bir şey menü olmuş. Fiat Uno. Peki. Fiat Uno. Fiat Uno değil yani o. Fiat Uno. Bir Fiat Uno alabilir miyim? Geldim. Fiat Uno olması lazım ya. Ona benziyor ama. Hello. Hello, Hello. welcome. Welcome. Fiat Uno mu? Ne bu? Nerede yazıyor? Bakıyorum, bulamıyorum. Bunlar ne? Bunlar tıklayınca bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Opel 80 araba adı. Ha, tamam çık.
Neymiş? Ha şu şu tamam. Hello. Welcome. Hello. 2000 fiyat 2182. Hasar durumu satıcı tarafından söylenmiştir diyor. Okay, deal. Elimi de sıktım. Wow. Güzel detay olmuş. Şu renkleri de biraz çalışsak. Am neyle sildiniz bu arabayı tuzluk içinde? Araba pembe mi kırmızı mı mor mu? Bak bu açıdan ben mor görüyorum bunu. Renk körü değilsem. Şöyle pembe görüyorum. Buradan bakınca da kırmızı görüyorum arabayı. Yanar dönerle. Arabayı kişiselleştirip şeye çıkartın diyor. Satışa çıkartın. Vay çok iyi. Onarım servisi. Tabi arabayı çalıştırmazsan gitmez. Diğer arabalar gitti. Burada sesler çok yüksek. Bunları ayarlayamıyorlar. Araba hem hasarlı hem pismiş. 2000 dolara aldık ama arabayı. Şu anda. Normalde böyle araba kullanmıyorum gerçek hayatta. Daha dikkatliyim. Bunu söylerken çarpma, bunu bilerek yaptım. Bilerek çarptım. Sese bak. Motor cici. Motor bayağı cici. Merhaba. Seninle konuşmam gerekiyor. Evet, tamirat için bayağı bir şey istiyor. Motor. Ha, burada varmış. Oo. Sol iki kapı hasarlı. Sağ iki kapı boyalı. Bagaj boyalı. Tampon boyalı. Önemli değil. Ön tampon hasarlı. Onu ben yaptım. Büyük ihtimalle kaputu da ben yaptım. Arabanın mıncıklanmamış bir yeri kalmamış yani. Neyse. Bodywork dediği dış cepheye diyor herhalde. Engine motor. Bunlar da jant mount falan herhalde. İnteryor ne bilmiyorum. Bu kadar İngilizcem yok. Umarımı öde. Sıkılandı mı arabamız? Keşke böyle bir sistem olsa ya. Arabayı böyle onarıp da kolay kolay satabilsek. Tamam, arabamı alıp gidebilir miyim? Tamam. Kişiselleştir, satışa çıkarım. Burada mı yapacağım? Bu servis diyor. Bull Tining diyor. Tamam. Ya senin arabaya binişini yerim. Arabanın sesi gerçekten çok yüksek ya. Nasıl motorunu tamir ettin sen acaba? İyi diye duruyor arabaya. Evet, dış cephe pembe güzel ama rengi çok kötü. Kötü bir pembe yani. Bu Fiat Uno'nun, pardon. Fiat Uno'nun oluru kırmızıdır abi. Bu ben ne zaman bu arabayı görsem hep kırmızı bu araba yani. Tek renk mi ürettiler? Orasını bilmiyorum ama. Bu araba hep kırmızı yani. Ne abi, pembe yapacaksan böyle açık renk yapacaksın. Ama sen para istiyor musun? 500 dolar istiyorsun. Bu ne? Oo, takıyoruz. Bu iyi ama güzel para. Geç, başka ne varmış bakalım. Plaka, buna para istiyor musun? Plakayı değiştirebilir miyim?
Kendi açtım. Ay, 100 dolar istiyor, ona veremem. Veremem. Nitro takabiliyoruz. 14 bin ile 22 bin. Güzel rakamlara. Aa. Ama tiyatroya gitmez ya bunlar. Ben beğenmiyorum bunlarla. Güle güle. Bye bye. Ben kaçar. Allah'ım, çıldıracağım şimdi ya. Şimdi çıkarttım arabayı ya. Gerçekten ağlayacağım. Nerede? Nereye gösteriyorsun, ben anlamadım. My gallery, my home. Gerçekten bir şey oldu mu arabaya? Bir ses var ama normal mi? Bu ses, bilmiyorum. Neyse, yapacak bir şey yok ya. Ben para vermedim ama plakayı değiştirmiş. Valla tık 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 geliyor ses ama. Bu arada bir içeri mi sokacağım? Şöyle bırakıyorum arabayı. Görmüyorum. Bak, şurayı çarptım. Bir şey gözükmüyor dışarıdan ama. Şurayı bir hafif bir çizdirmişim sanki. Evet, birazcık. Yok ya, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Gayet iyi. İlk arabayı yayınla diyor. Tamam. Tiatuno, aynen. Yapabilmek için yeteneğiniz açın, uygun fiyat aralığını görüntüle. Biz 2100'e falan aldık galiba. Böyle bir şey hatırlıyorum. Ha, yazıyormuş zaten, 2182. Çok abartmadan 3000'e mesela koyalım. Yapılan gider 841. 3500'e koyalım. Açıklama. Açıklama girseydim hocam. Giremedim, neyse. Bundan da mı çıkamıyorum? Ne var? Reklam var. Sosyal medya reklamları diyor. Billboardlar falan filan var. Tamam. Araç galeri tasarımı var. Burada yükseltebildiklerimiz var galiba. Benim dükkanın bir üst seviyesi lüks ofis. 250 bin dolar. Grand Suite ofis var, 750 bin dolar. Mobilya tasarımı varmış. 1500 bu takım. 3500. Ay, bu güzelmiş. Biri mi geliyor? Evet, biri geliyor. Aa, en sonki iyiymiş. Beni sal. Beni bırak. Koş 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 koş. Kız, sen satmadın mı zaten bu arabayı bana? Sen niye bir daha geldin almaya? Ben tamir ettirdim. Bütün masrafları bana çöktürdün. Araç temiz gözüküyor. Fiyatta anlaşırsak. Şimdi 2100'ü aldım. 800'de masraf yaptık. 2900 zaten. 3000'de kusuratları da vardı çünkü. Pazarlık yapamıyorum. Git buradan. Pazarlık yapamıyorum çünkü puan vermem gerekiyormuş. 13 puanım var şu an, sağ üst tarafta yazıyor. Esnaf becerileri. Kaç puan istiyorsun? Ha, 1 puan alıyorsun, tamam. Uzmanlık görüşü. Bayinizin size verdiği araç hasar bilgisi konusunda daha iyi tahminler yapmanızı olanak tanır. Yeterince gelişmişseniz uzmana gitmeden aracın hasar durumunu tahmin edebilirsiniz. Güzel.
Bu yetenek müşterilerin size araç satış yaparken verdikleri teklifler üzerine daha iyi müzakere yapmanıza olanak tanır diyor. Bu sayede daha karlı satışlar gerçekleştirebilirsiniz. Buna da verdim. Buna vermediğim halde 2'de şu an nedense. Bu yetenek seviye 10'a ulaştığında kilidin açılır. Evet, tamam. Bu yetenek satıcı tarafından size verilen araç hasar bilgisi inceleme raporuyla uyuşmuyorsa inceleme için ödediğiniz parayı geri almanızı olanak tanır. Aa, bak bu çok iyi aslında. Buyur amcacığım, 3232 diyorsun. Şimdi pazarlık yapabiliyor muyum? Satalım mı? 2200'de 3000 masraf yaptık. $200 kar yapacağız ya. Yes. Tamam ya, al git. Al git Kutbey. Al git. Çok kaliteli değil ama ilk arabam olduğu için idare edilebilir. Yani bence de. Şimdi ben evime gidiyorum. Şu kapılarımı kapatayım da bilgisayarım çalmasınlar. Zaten cebimizde para yok. Sabah 7.50 diyor. Sabahın köründe uyku mu yiyeceğiz biz? Neyse uyusun bari 2 saat. 2 saat, 3 saat. 3 saat uyu bakalım. Galerinin yanındaki marketten yiyecek satın alın diyor. Acıktığınızda yemek için çantanızda bulabilirsiniz. Benzin istasyonu diyorsun sanırım. Buradan benzin alıyoruz galiba. Araç çıkama da burada mı acaba? Aynen buradaymış. Tamam, güzel. Hello. Buradan mı alıyoruz yoksa bu abladan mı alıyoruz? $20 diyor. $50 çorba, $60. Bizim 4600'ümüz var. Bir sosisli gömeriz be. Bence. Açlık durumum sol üst tarafta var. 29 şu an. Uyku durumu 34 diyor. Sağlık durumu 95. Otomobil pazarından 2 tane daha araba al diyor. Peki ben o arabaları nasıl getireceğim? Okey'ye bas bakalım. Araba pazarına git. Acaba karakter uykulu olduğu için mi etrafı bulanık görüyor diyeceğim. Çünkü şu an bayağı bulanıklaştı ekran. İyice bulanıklaştı yani. Tamam. Ne oldu? Porsche. Tamam. Porsche PT. Model araç otomobil pazarında yer almaya başladı. Dikkat, bu araç piyasada çok nadir görülmektedir. Bu araçla karşılaştığınızda kaçırmamaya çalışın. Bu aracı satın almak itibarınızı arttıracaktır diyor. Tahmini piyasa değeri 150 binden 180 bin arası. Okey. Ama benim o kadar param yok. İşte öyle bir sıkıntı var. BMW var. Bu ne bilmiyorum. Fiat Uno var. BMW. Sen Nissan'a benziyorsun. Ben de onu... Arkası Range, önü Nissan. Senin bir tipin şöyle bir... Şöyle bir senin tipin... Bunu daha iyi mi desem? Ne kadar? Hello, welcome. Ne kadar? 12.760. Ya bir şey diyeceğim, biz şu skill puanlarımızın hepsini bassak ya, 10 puan var. Bas abi, bas. Bitene kadar bas. Tamam. 12.000. Bizim 4.500'ümüz var. 34.000. Peugeot'ymuş bu. Peugeot 5008. Hello, welcome. 4615 diyor. Ford GT. Dur bakayım, daha uygun varsa eğer. Hello, welcome. 32.000. Bu da o civardadır. Hiç bakmıyorum bile. Ben gene Fiat Uno'da. Devam. Bir de şunu soracağım. Hello, welcome. 45.000. Peki. Bırak, sal beni. Bu da Jeep markasının
galiba. Keep yazıyordu. Hello, acaba welcome. Jip mi çevirdiler öyle keep diye. Neyse ben tiyatronumu alır giderim. Aha güzel saç. Hello, welcome. Are you welcome? Okay. I have to eat something. Midem guruldadı duydunuz mu? Tamam ben bunu almak istiyorum. Pazarlık yapamıyoruz. Karnım. Okay, deal. Karnım nasıl gurulduyor? Yemek ye bakayım ona 37'ye çıktı. Ve çok uykusu var karakteri. Benzin 36. Tamam. Dur uyuyakalma sakın yolda. Sakın uyuyakalma. Evim güzel evim. Önce evime gideceğim. Uyuyalım. Şu adam her an uyuyakalabilir yani. Ben geçiş var mı ya? Var. Biraz trafiği katletmiş olabilirim. Peki ben bu arabayı nereye park edeceğim ya? Oy Allah'ım çok şükür geldim. Ses beni öldürdü ya. Buradan bir ses ayarı yapmak lazım. Kapıyı da kapat. Yat kardeşim sen var ya 7 saat uyu hakkındır. Uyu. 7 saat uyu sen. Hakkın yani. Gece 1 mi? Balkonumuz da güzel ha. Çok şeker. Ben korkuyorum. Allah iyiliğinizi versin size. Allah iyiliğinizi versin. Ne var orada? Korktum ya. Gerçekten korktum. Hocam ne var ne var burada? Ne bu şimdi? Ne oldu burada yani? Neyse gidiyorum ben. Aracı ilk önce tamir ettirmemiz gerekiyor. Araç hasarlı. Benzin yok. Bayağı kötü durumdayız da yani. O tekerlek düştü düşecek. Koş. Koş. Tekerlek çıkacak baksanıza öndeki. Diğerlerinde yoktu o. Tekerlekte problem var. Geldik. Umarım gece çalışıyorsunuzdur diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. Ya şu sesi kaldırın ya. Evet, ne problem varmış bakalım. Yine aynı problemler varmış. Tam 391 dolar. Sol iki kapı, sağ iki kapı boyalıymış. Öde.
1800 dolarımız var. 18 açlığım var diyor. Dikkat et diyor. Var mı yakınlarda benzin istasyonu? Oğlum, nasıl bir ses ya? Nasıl bir sestir ya? Midem kalktı. Yok yani, kutlamıyorum. Hadi gidelim. I have to eat something. Nerede? Uzak ha şeyde. Evlen şey uzak iş yeri. Çarpma. Araç temiz. O yüzden yıkattırmaya gerek yok. Boş boşuna para vermeyelim. Hava aydınlandı. I'm very hungry. Çok acıktım diyor adam. Very hungry. Tam kardeş doyuracağız karnını ya. Ne şey yaptın sen de, hiç mi hayatını aç aç çalışmadın? Allah Allah. Merhaba ablacığım. Hemen yiyoruz. Bir tane aldım ama 32 52 20 doyuruyor. Mesela bunu 10 doyuruyor. 25 35 40 30 15. Yani şeyleri yazıyormuş burada. Al bakalım biftek. Biftek al. Bunu da ye. 86. Tamam. Tamam. Şimdi saat kaç? Sabah 7 olmuş. Bu ne? Işık gereksiz. Kapat. Şimdi bunu bir koyalım bakalım. Satışa aç. 2300 almışız. 400 dolar da harcama yaptık. 2700 de bunu artık temiz olduğu için 4000'e koyacağım. Aynen. Çık bakalım buradan. Fatura var mı? Aktif değil diyor. Peki. Otopark açabiliyorduk. Oto yıkama da açabiliyoruz. Bunları şu an açtırmıyor galiba. Peki. Borsada ne var? Balloin. İyiymiş. Ben hiç anlamam böyle şeylerden ama bir deneriz bir ara. Şu an parasızlık çekiyoruz. O yüzden denemeyeceğim. Böyle olmadı ya. Bu arabayı hep çevirmek lazım aslında. L'den müzik açılıyormuş. Gereksiz. N'de foto. Çok iyiyiz ya. Çok iyiyiz. Yok mu böyle bir şekil şükür fotoğrafımız? Şöyle hafif. Çok döndürme. Şöyle yap. Bu kilitli diyor. Tamam. Hangisi çekiyor? X. Benim bilgisayarım mı kaydetti acaba, yoksa oyun içi bilgisayarım kaydetti? Bakarız ona şimdi. Q'de ne varmış? Söylentiye göre sana ihanet eden ortağın şehirde Otohap Hayvan adına bir araba bayisi varmış. Şehirde Otohap Hayvan'ın nerede olduğunu bilen birine sor. Haritada ünlem işareti olan noktaya giderek sorgulama görevinize başlayabilirsiniz diyor. Harita. Hareket. Aa bak, işaret de atılıyormuş. Ama kaldıramıyorsun sonra. Peki. Otobazar. Tamir servisi, driver, galeri, maleri, cartçuk. Tamam. Tamam. Şunu kapatabilir misin? Gel bakalım amcacığım. Ne diyorsun? Teklif için pazarlık yapamıyoruz.
3700'e satayım mı? Hayır, satmayacağım. Belki daha pahalıya falan bulurum. Bu Q'da yazan olay bugün işte nasıl anlatayım? Hikayemizin devamı yani, öyle söyleyeyim. Hani neden hapse girdiğimiz, kimin bizi ifşa ettiği falan pişman. O hikayenin devamı. Şu aracımı da bir satmak istiyorum. Mavi. Gelir şimdi herhalde bir müşteri daha diye düşünüyorum. Renkler çok kötü ya. Renkleri ayarlamak lazım. Hoş geldiniz beyefendi. Evet, ne diyorsun? 3877 yerinden 100 dolar daha fazla. Tamam, anlaştık okay. Diyorum. Alright. Alright. Güle güle. Güle güle kullan. Gerçekten beklediğimden daha iyi bir deneyimdi. Araç almak isteyenlere tavsiye ederim. 4 yıldız. Çok iyi. J'de Uber Driver aktif değil diyor. Car kuryelik var. O da aktif değil. T'den zaten, T'den nereye gidebiliyoruz? Otoservis, araba yıkama, otopark, ev, galeri. Driver ne ya? Sürücü. Map var. Tamam. İyi. Bu da biz miyiz? Fiyat yok, bu başka. Ben topaşmış o. Oyunlar varmış, aktif değil diyor. Reklamlara baktık zaten. Galeri tasarımına bakıyorduk en son. Galeri yükseltmeleri. Galeri tasarımı var, iç duvar, dış duvar, zemin, kapı. Güzel. Böyle değiştirebiliyorsunuz. Dış duvarı değiştirebiliyorsunuz. Güzel aslında. Geri. Satın alma sakın ha. Aldın mı yoksa? Almadı galiba. Güzel. Sadece şu renk kalitesini beğenemedim. Yani güzel mantık düşünülmüş. Ev falan çok hoş. Ev güzel. Galeri dükkanı hemen karşısında olması çok hoş. O da çok iyi. Ondan sonra harita büyük ve düzenli bir haritası var. Dolu dolu bir haritası var. O güzel, açlık, işte uyku durumunun falan olması da çok tatlı aslında oyunda. Ben genel anlamıyla aslında beğendim ama çok fazla geliştirilmesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Özellikle şu renk kalitesine. Yani bilmiyorum. Ekran kartımın gayet de yeterli olduğunu düşünüyorum açıkçası bu oyunlar için. Şu an ekran kırılması mesela yapıyor hala. Çok azıcık yapıyor ama yapıyor. Yani bu tarz bunların düzeltildi mi biraz daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu oyunun bir bölüm daha devam ettiririz. Ondan sonra bakarız artık başka serilere. Bence bu bölümün de sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.